Evet, yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Blade Ball nasıl oynanır onu öğreteceğim. İlk önce başlamak gerekirse şeyden başlayalım. Bu oyun internet ve refleks gerektiren bir oyundur. Yani eğer güzel bir internetiniz ve güzel bir refleksiniz yoksa pek de bir şey yapamazsınız. Gelelim bir sonraki maddeye. Şimdi siz de oyuna başladığınızda, bu arada bunların hepsini göstereceğim uygulama olarak. Siz de oyuna başladığınızda ortada bir tane top oluyor şu işaretli bölgede. Eğer top beyazsa size gelmiyor, başkaları kapışıyor. Eğer top kırmızıysa size geliyordur. Bilgisayardan oynuyorsanız yapmanız gereken şey sol tıka basmak veya F tuşuna basmak. Eğer telefondan oynuyorsanız oradaki blok tuşuna basmak, şuradaki. Ya da ekranı direkt parmaklamak. O şekilde topu size gelmesi engelleyebilirsiniz. Ha, bir de şunu ekleyeyim. Topu engellerseniz direkt top size gereken değil. Şu arasında şu kadar mesafe varken, yani az bir mesafe varken basın ki ölmeyin. Veya erken basarsanız da cooldown giriyor araya. Biraz bir bekleme süresi oluyor. O yüzden tam zamanda basmanız gerekiyor. Zaten size şimdi göstereceğim arkadaşımla. Bir de topu geriye atarken kime bakarsınız o kişiye gidiyor. Mesela şurada karşıma birisi var, burada da var. Ben buna bakarak topu atarsam ona gider. Buna bakarak atarsam buna gider. O yüzden öyle bakarak atabilirsiniz ve topu her bastığınızda, yani her topa vurulduğunda top hızlanıyor. Ve gitgide de iyice flash haline geliyor. O şekilde de en son birisi ölene kadar devam ediyor. Bu şekilde oyunda bir kişi kadar devam ediyor. Sona kalan kişi de kazanıyor ve biraz coin geliyor. Bir de eğer bilgisayardaysanız, yani telefondaysanız da şurada bir yerde shift lock var. Shift lock açın. Shift lock'u açarak oynamanızı öneriyorum. Hemen sağa sola döndürebiliyorsunuz, yukarı aşağı falan filan. Gelin oyuna başlamadan önce size bir tane kutu açayım sizler için. Gördüğünüz gibi oyunda bir sürü kılıçlar var. Bu arada bu özelliklerin ne olduğunu da göstereceğim sizlere. Oyunda bir sürü şöyle değişik şeyler var. Bunlar benim aldıklarım. Bunlar da sahip olmadıklarım. Buna nasıl sahip olabilirsiniz? Bazıları eventle. Bak mesela şuralara event geliyor onlarla. Bazıları da buradaki kutuları açarak alıyorsunuz. Bir de oyunda kılıçlarımız var. Bunlar benim bende olanlar. Sizde bunlar olmaz daha yeni başladıysanız. Bak bunlar da kodla alınanlar. Kod içinde ekstraya basıp kod ise kodu yazıyorsunuz. Kod neyse artık. Buradan 80 coin'e kutu açabiliyorsunuz. Bu kadar hızlı açmaz normalde. Bende şey var, hızlı açma. Veya buradan gelip şey açabiliyorsunuz, patlatma efekti. Bunların paralısı da var, 50 Robux tanesi. O zaman ilk özelliğimizi söyleyeyim. Hepsini anlatmayacağım çünkü sizin de deneyerek öğrenmenizi istiyorum. Mesela freeze'i kullanırsanız, mesela top size geliyorken freeze'i kullanırsanız ölmekten kurtulursunuz. 5 saniye sonra freeze şey oluyor, çözülüyor ve top kime gidiyorsa oradan devam ediyor. Buradan levelleri var, upgrade'leri ben maxladım. Coin'le maxlıyorsunuz. Sonra kalkanımız var. Eğer kalkan kullanırsanız top size geldiğinde işlemiyor, yani siz vurmasanız da. Ama bunun da süresi var tabii ki. 5-10 saniye diyebiliyorum. Ondan sonra Reaper var. Reaper kullanırsanız her bir kişi öldürdüğünüzde daha hızlı vuruyorsunuz topa ve hızınız artıyor. Burada da topu kendinize çekiyorsunuz. Bir de şu Forge'yi alamazsınız. Eventle geldi. Forge da milleti uzaklaştırıyor sizden. Bir de dash var, oyunu ilk başladığınızda verilen özellik. Onunla oynayayım sizler için. Hemen arkadaş AFK'yı kapatsın. Bir de arkadaşlar ekstradan playtime evertlerinizi almayı unutmayın. Tamam. Şimdi mesela arkadaşla bir kapışalım. Gelin siz de görün. Evet mesela göz gibi kırmızı yandı ve top bana geliyor. Şimdi top arkadaşa gitti. Göz gibi bak gene kırmızı. Tam böyle bu kadar mesafe varken basın ki ölmeyin. Basın. Eğer erken basarsanız ne oluyor bilmiyorum. Bak böyle cooldown oluyor ve geberiyorsunuz. Hemen bir sonraki tura geçelim. Bakın. Mesela şu özelliği kullanmak için de eğer bilgisayardasınız sağa tıka basın. Bak mesela böyle ne zamanlar kullanabilirsin şu dash'ı söyleyeyim. Mesela top size geliyor. Düşman giderken pat basın ki ölebilir bakın. Benim arkadaş iyi oynadığı için ölmedi. Ondan sonra eğer telefondaysanız da şeye basmanız gerekiyor. Ability yazan yere. Ulan öldürdü. Bir de oyunda quest'lar var. Buradaki quest'leri yaparak coin de kazanabilirsiniz. Mesela bana demiş ki 180 dakika Blade Ball oyna. Şimdi o farklı oyun modlarımız var. Gördüğünüz gibi Duels 2vs2 var, 4vs4 var ve 1vs1 var. Tamam gelin şurada bir tane hakkı varmış. Bunu da açalım bari. Bakın arkadaşlar bir de size bir shift lock'la bir şey vereyim, taktik vereyim bakın. Böyle bekliyorsunuz bak böyle durun. Hop bakın top yukarıdan gidecek bak. Arkadan vurursanız göz gibi bakın erken basarsa şey oluyor, oyluyor. Bakın arkada atarsanız daha iyi ama bunu yaparken dikkatli olun. Vallahi ölebilirsiniz veya yanlardan da atabilirsiniz böyle. Bakın şimdi dash kullanacağım arkadaşlar. Hop öldüm. Tamam. Size yer değiştirmeyi göstereyim. Siz de oynadıkça daha iyi anlayacaksınızdır. Şu an ben size temelini öğretiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bu özelliği de kullanacağım hemen. Bu özelliği düşman başına döndürmek için kullanıyoruz. Düşmanla yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Yeni isterseniz hemen uygulama olarak gösterelim. Bak mesela topu bana attı ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gördünüz mü bak. Yerlerimiz değişti. Tabii bunun bekleme süresi var. Her saniye başı yapamazsınız. Ama bunun bekleme süresi şu an az. Büyük ihtimal ben maxladığım için. Tamam bak hop dondu göz mü? 5 saniye bekliyoruz. 3. Ama arkadaş şey yaparsa dondurduğumuz karşıdaki rakip şey yaparsa topu çözebiliyor. Çark çevirme hakkı size Playtime Evert'ten geliyor. 15 dakika oynadığınızda bir tane, 25 dakika oynadığınızda bir tane daha veriliyor. İşte böyle buradaki çarklardan kasa kasa Rapture'yu çıkarmaya çalışıyorsunuz. Şansları da buradaki soru işaretinden görebilirsiniz bakın Odds'tan. Şimdi iyi bakın arkadaşlar. Tamam bakın arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar ben Q'ya basarsam hiç kimse özellik kullanamıyor gördüğünüz gibi. Sadece dümdüz vs atıyoruz. Bu iş yapar diye biliyoruz mu? Çünkü adamda sizde anti olan bir tane şey varsa özellik. Hemen onu bloke etmiş oluyorsunuz ve kazanıyorsunuz kolayca. Bakın şimdi arkadaşlar size pulu da gösterelim. Hemen göz bak vuracak hop ama bastığı için gördüğünüz gibi onda bekleme süresi varken ben topu geri gönderdim. Bunu da kullanabilirsiniz ama güzel oyuncularda pek işe yaramıyor. Tamam ama biri vs 1'lere kaldığınızda sanırım kullanılmıyor. Yok kullanılıyor ama dibe girerseniz kullanamazsınız. Tamam bakın şimdi arkadaşlar bu özellik çok OP. Neden derseniz hemen süresi doluyor bakın. Bakın bir oradayım bir buradayım. Allah! O zaman yavaşça videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Buna da alışın bu arada arkadaşlar. Her videoda göreceksiniz neredeyse. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.